annesine özenerek kozmetik malzemeleriyle oynamak istemesi çoğu zaman görülen bir durum. Ama bu konuyla ilgili yaklaşımlar ve sınırlar çok önemli. Artık piyasada çocuklara yönelik makyaj malzemeleri satılıyor. İşin bir de sosyal medya boyutu var. Burada ne gibi tehlikeler var? Orası da önemli. Peki anne ve babalar neler yapmalı ve nasıl önemlidir? Çocuklar için üretilen kozmetiklerin ne gibi zararları vardır? Bu konuları konuşacağız biz de. Az önce izlediğimiz haberden hareketle konuyu çocuk ve ergen psikoloğu Aynur Sayın'la konuşacağız. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Haberi izledik birlikte. Güney Kore'deki durumu ele alarak başlayalım isterseniz. Benim dikkatimi çekti. Aslında baktığınızda eminim izleyicilerimiz de çok şaşırmıştır o gelen görüntüler, ama bir slogan var. Reklam sloganı. Annemi izliyorum, onun izinden gidiyorum. Bugün büyüyorum. Belki bu slogan üzerinden durumun nasıl vahim bir boyuta geldiğini ve bunun nelere yol açtığını bu slogan üzerinden konuşarak başlayabiliriz konuya. Evet, o slogan özellikle çok güzel vurgulanmış. Tabii hedefli mutlaka. Çok da anlamlı. Çocuk gelişiminde belli dönemler var. Biliyoruz ki ilk dönemler anneye daha fazla ihtiyacı olan, güven ilişkisini içermesi gereken dönemler. Bu bahsettiğimiz yaş grubu özellikle 3 yaşta cinsel kimliklerinin farkına varıyorlar. Kız erkek ayrımı ve özentiler, taklit etmeler biraz daha yoğunlaşıyor. Tabii kız çocukları öncelikle anneyi modelliyorlar. Annenin verdiği mesajlar çok önemli oluyor. Kendi modelliği, davranışları, özellikle feminen davranışlarını modelleme ihtiyacı var. Tabii ki bu doğal bir şey ve ihtiyaç. Hı hı. Çünkü kız erkek kimliklerinin yerleşmesi açısından hem kendi cinsle hem karşı cinsle iletişimin gelişmesi açısından da gerekli. Hepimiz bu dönemi yaşadık. Taklit davranışlarımız oldu. İşte ben de annemin topuklu ayakkabılarını giyiyordum, çantalarını takıyordum. Evde makyaj malzemelerini kullanma isteğim vardı. Ama burada gelişimin doğal parçası olan davranışlarla abartılı olan ve çocuğun gelişimine zarar verecek, psikolojisine zarar verecek olan davranışları ayırt etmek ve bu iki doğrultuda olaya bakmak, değerlendirmek gerekli. Hı hı. Bahsettiğimiz daha farklı boyutta bir şey. Çocuğun fiziksel özelliklerine, fiziksel güzelliğine, hoş görünmesine, yani beden imajıyla ilgili kişilik gelişiminde ön plana alınan bir öğe var. Hı hı. Yani bedensel görüntü, güzellik, hoş görünme, makyajlı görünme, beden algısıyla ilgili eşittir güzellik, fiziksel özelliklere dikkat çeken bir durum var. Sayın, bu açıdan sayın, çok tehlikeli. Bu çocuğun istismarı değil midir bu? Evet, bir bakıma böyle. Özellikle ben sosyal medya konusunu açacaktım. Son yıllarda biliyoruz ki çok fazla çocuklarını sosyal medyada paylaşan ebeveynler var. Ve özellikle bebeklerde bile çok küçük yaşlardan itibaren giydirip kuşatıp işte makyaj yapıp resimlerini çekip sosyal medyada paylaşan aileler var. Burada aslında orada annenin babanın kişilik yapısıyla ilgili, belki sosyal ilgi ihtiyacıyla ilgili öğeler önemli diye düşünüyorum. Ama burada çocuğun izni alınması mümkün değil tabii ki. Alınmıyor. O bir birey. Bireyselleşme sürecinde bu bir problem, sıkıntı. Biz aynı bireyler değiliz. Her şeyden önce onun birey olmasına saygıyla ilgili bir şey. Bir de dediğim gibi ilk dönemlerden itibaren fiziksel görüntüye çok fazla dikkat çekince çocuk kendi yetenekleri, algıları, ilgileri, kişilik özellikleriyle çok fazla öne çıkamıyor. Çünkü verilen mesaj daha çok ön planda bu yönde oluyor. Ama bizim yapmamız gereken aslında olabildiğince ona çeşitli uyaran sunup, sosyalleşmeyle ilgili, dil gelişimiyle ilgili, bilgi seviyesiyle ilgili sosyalleşme ön planda çok önemli. Daha çok bu özelliklerini geliştirmeye yönelik mesajlar verip çalışmalar yapmamız gerekiyor. Evet, yani biz böyle yetişkinlere, ebeveynlere düşen görevler var, sorumluluklar var. Burayı biraz daha açalım, daha genişçe yer vermeye çalışalım. Çünkü en önemli noktası bu. Yani çocuklarımızı bu durumdan, yani bu tehlikeden nasıl korumalıyız? Şimdi tabii burada bu hizmetleri ve ürünleri pazarlayan birileri var. Ulusal, uluslararası şirketler var, kurumlar var vesaire.
Dolayısıyla hani bu bir endüstri, bu kapitalizmin bir parçası ve biz durumu, konuyu onun o kapitalizmin vahşi yüzüne, onun insafına bırakmak yerine bizler tedbir almalıyız, çocuklarımızı korumalıyız. Peki nasıl? Tabii kesinlikle aileler çocuklardan sorumlu birincil kişi anne babalar. Hı hı. Bu nedenle evet çevrede negatif mesajlar olabilir, kişiler olabilir, yaşantılar olabilir. Ama aile içinde bu iş disiplin sağlanabiliyorsa eğer, hem modellik hem kısıtlama. Yani ailelerin görevi ön planda çocuklarına gerekli bilgiyi vermek, evet, gelişiminden sorumlu olmak ama sınırlamaları da iyi koymak. Burada şu önemli, çocuğun özentiliği, işte evcilik oynaması, anneyi taklit etmesi, bunlar gelişimin doğal parçaları. Hı-hı. Tamamen negatif bakmayalım, ikisi arasındaki ayrımı vurgulamak istedim özellikle. Ama bu kadar fazla öne çıkartılmasını eleştiriyoruz. O nedenle her kendi modellikleri, mesela anne sürekli kilolarından bahsediyorsa, sürekli fiziksel sorunlarından, işte vücut beden algısı negatifse annenin kendi, işte burnumu beğenmiyorum, işte çok kiloluyum gibi örneğin, hı hı. işte giydiğim. Çocukta da bu algı yerleşmiş oluyor ve çocuğun da farklı bir davranışta bulunmasını bekleyemiyoruz tabii ki. O zaman kendisi de bedenine çok odaklı bir kişi oluyor. Bu eğilim oluyor. Evet. Bir modellik, bir bazı ebeveynler çocuğun yine kilosuyla ilgili, görüntüsüyle ilgili çok fazla onay da verebiliyorlar, eleştiri de yapabiliyorlar. Kilosuyla ilgili mesela, zayıf olması, şişman olması gibi. Veya bir şekilde verdikleri öneriler, işte kıyafetin uymadı, şöyle giy, saçın şöyle olsun gibi. Yani bu konulara çok fazla vurgu evet. yapıldığı zaman çocuk da buna odaklanıyor demektir. Evet. Bu sakıncalı. O zaman yeme bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Depresif durum, kaygı, anksiyete, uyum problemleri de ortaya çıkabiliyor. Özellikle ergenlik döneminde bunlar çok daha ön planda evet. Aktif olarak önemli oluyor. Tam da oraya gelecektim. Şimdi bir erken ergenlik sorunu var dünyada. Uzmanlar bu konuyla ilgili anne babaları sık sık uyarıyorlar ama ülkemizi konuşalım. Bu konuyla ilgili ne kadar bir farkındalık var ve işte bu Güney Kore'deki durumdan hareketle bu makyaj malzemelerinin, işte güzellik malzemelerinin bu kadar çok çocuklar tarafından kullanılıyor olması, evet. buna izin veriliyor olması acaba bu evet. erken ergenlik durumunu nasıl etkiliyor, tetikliyor mu? Evet, bir takım belki grupların evet. Veya sosyal medya paylaşımlarında bu çok fazla, hı hı. Tanıtım videoları çok fazla, artık hı hı. Çocuklarımız, gençlerimiz bunları çok fazla izliyor, ürünlerle, her türlü ürünle ilgili tanıtım videoları cazip bir şekilde sunuluyor. Hı hı. Çocuk da bunlara sahip olmak istiyor izlediği zaman ve kendi de bu videoları çekme eğiliminde bulunabiliyor. Ben de YouTuber olacağım gibi ve son yıllarda çok fazla bu eğilim özendiriliyor gerçekten. Ön ergenlik, ergenlik yaşı daha küçük yaşlara düştü. Özellikle 8 yaşta bize ergenliğe erken giriyor şeklinde başvurular. Hani bu konuda ne yapalım, nasıl tedbir alalım gibi fazla evet. artmaya başladı. O nedenle o gelişimin sıkı takip edilmesi gerekiyor. Tabii uyaranların, tabii ki hormonal boyutu var bunun fiziksel anlamda ama bir takım uyaranların fazlalığı da etkisi gündemde. O nedenle yine kontrol ailede. Hı-hı. Evet, dışarıda bir takım riskler var. Ama biz çocuğumuzu doğru bir şekilde bilgilendirirsek, hem sınırları iyi koyarsak, hem doğru model olursa, doğru bir şekilde bilgilendirirsek, o zaman bu risklere karşı önlem almayı da öğrenecek. Az evet. etkilenmeyi de öğrenecek. Evet. Dış etkenleri değiştiremiyoruz. Biz kendi içimizde tedbirler almak durumundayız. Evet. Bu zor tabii takip etmek, sınırlandırmak elbette, özellikle bugün teknolojinin geldiği nokta, çocukların teknolojiyle, internetle ve sosyal medyayla tanışma yaşlarını göz önüne aldığımızda, ben de biliyorum kızımdan, ama bunu yapmak durumundayız. Çünkü ebeveynlik de bu zaten, yani emek vermek ve sorumluluklarımızın farkında olmak.
Dolayısıyla başka yolu yok, yapacağız. Gelişiminin doğal parçası olarak görülen davranışlar ya da tutumlar önemli. Bunları ayırmalıyız. Bunlar doğaldır zaten. Bunların çok üstüne gitmemeli. Hepimiz yaşadık. Ama bunun kimliğin oluşması kesinlikle, açısından, modelleme açısından denemeler olacak. Gerekiyor. Evet, ama bunun dışına taşıyan, bunun ötesine geçen durumlar sakıncalıdır. Bunları da erken fark edip tedbir almak gerekiyor diyebiliriz herhalde özetle. Değil mi? Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aynur Sayın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Devam edelim Sayın Seyirciler. Önemli bir konuyu konuştuk Sayın Aynur Sayın'la. Çocuk ve ergen psikoloğum. Güney Kore'de çocukların makyaj malzemeleriyle küçücük yaşta, ilkokul çağında tanışıyor olmalarının hareketli aslında ülkemize ve dünyadaki duruma da ve bizi bekleyen tehlikelere de